Ve şimdi Kübalılar için önemli, biz Türkler için daha da önemli bir noktaya geldim. Havana Küba'daki Atatürk Stadyumu. Yine yolda kendi kendime yürürken Galatasaray formalı bir adamla karşılaştım. Ben İstanbul, o Galatasaray. Ülkemizi temsil ediyoruz. Küba'daki Türk kültürünün izleri, son yıllarda artan diplomatik ilişkiler ve kültürel etkileşimlerle daha görünür bir hale geldi. Özellikle Türk dizileri, Latin Amerika genelinde olduğu gibi Küba'da da büyük bir ilgiyle takip edilmekte, Türk kültürü, mutfağı, müziği ve danslarına yönelik bir merak uyandırmakta. Küba'daki en dikkat çekici Türk sembollerinden biri bu gördüğünüz Atatürk büstü. 2011 yılında Havana'nın Vernato semtinde açılan Atatürk Parkı'nda yer alan bu büst, ulu önderimizin barış ve bağımsızlık anlayışını Küba halkına tanıtmakta. Öyle ki Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro, Mustafa Kemal Atatürk'ü hayranlıkla aran dünya liderlerinden biriydi. Castro, Atatürk'ü özellikle emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi ve ülkesini modernleştirme çabasıyla tanımış ve takdir etmiştir. Büstün üzerinde Atatürk'ün ünlü sözü görülebilir. Yurtta sur, cihanda sur. Yürürken bir Türk restoranına rastladım Küba'da. Ayran istedim, ayran yok. Ayran olmadı, bu da girmeme karar verdim. Yolun hemen ilerisinde bir başka Türk restoranına denk geldim. Bu restoranda dikkatimi çeken detay ve hoşuma giden özellikse duvarlarında Türk sanatçılarına yer vermesi. Nazım Hikmet bunlardan biri. Onun dışında Can Yücel, Cemal Süreyya, Ahmet Kaya var. İyi, burada ayran da varmış. Yaklaşık 1,5-2 dolar. Bir de kebap kısmında da döner köfte gördüm. Bundan söyledim bir tane. Ne girecek merakla bekliyorum. Bunlar da restoranı gördüm, bazı bu adlı kapları. Çok güzel Türk filmleri. Hava çatı var. Tabii ki de Fidel Castro. Bu parkın da bir kısmında Havana'ya ait Çinileri görebiliyoruz. Ve Çin'i demişken de tabii ki burası Türkiye tarafından yapılmış. Burasında da Türkiye. Burasında da İstanbul'un bir iz düşümünü görebiliyoruz. Havana'nın kuruluşunun 500. yıl dönümüne özel hazırlanmış Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Burası da en önemli caddelerinden biri. Karşısında en eski kiliselerinden biri var. Hemen önünde de Türk turistler. Burada Türk turistlere denk gelmek çok mümkün. Ya burası Türkler tarafından çok tercih edilen bir destinasyon. Hemen karşısında da borsa binası var. Tabii bu borsa binası 1959'a kadar. Bu heykelin adı da Caballero de Paris. Parisli adam olarak geçiyor Türkçesi. 1900'lü yıllarda İspanya'dan gelmiş. İşlemediği bir suç için hapse girmiş. Aklını kaçırmış. Çok enteresan bir giyim tarzı var. Ve Fransız diyebiliyor ama asla Fransız değil. Sakalına dokunmak şans getiriyormuş. Küba sokakları 80'lerden görüntüler sunuyor. Misket oynayan çocuk. Yani insanların aklında yer alan Küba imgesi ya yani Küba imajı tamamen bir yanılsamadan ibaret, bir illüzyon. Yani o retro arabaların olduğu güzel şehirler, yani güzel insanlar. Şurada gördüğümüz mesela şehrin yalnızca binde birini oluşturuyor. Yani bu yalnızca birkaç blok var böyle, birkaç meydanlar oluşan. Bu kısımlar güzel, bu kısımlar turistik. Şu an onlardan birinde yürüyorum. Ama yalnızca bir sokak ilerlemeniz yeterli. Yani gerçek Küba'yı görmeniz için. Şimdi çok beklememize gerek yok. Hemen göstereceğim, hemen ilerisinde. Burası ana meydan, Plaza Vieja diye geçiyor. En turistik alan görebileceğimiz bütün Havana'daki. Ama hemen bir sokak ilerisi. Yerlerde çöpler, bakımsız, atıl durumda yerler. Hala insanlar yaşıyor. Sokak satıcıları, tamirciler, eski arabalar. Bu, evet, Küba. Asıl Küba bu. Yani müzik kesildi. Yani şu bile iyi durumda olan yerler. Yani benim kaldığım yer, orayı da gösteririm. Yani çok daha kötü durum.
Hakikaten çok işler acısı çoğu yerde. Ya ben hiç romantik bir havaya katılamıyorum yani burada. Şunları gördükten sonra. İşte bak bu retro bir araba. Çok güzel duruyor değil mi? Hemen arkasından gördüğünüz baksanıza. Şurası ya. Ya bu bir dakika yürümedim. Bir dakika yürümedim ve geldiğim karşılaştığım manzara bu. Yani çöp yığınlarıyla kaplı. Bütün şehir çöp yığınlarıyla kaplı. Yani gerçekten çok kötü bir koku var şu an. İnsanlar yakmaya çalışıyorlar filan. Şu şehir kalıntıları. Yemekler pişiyor. Sinekler etrafta. Yani bir sokak yürüdüm yalnızca. Yalnızca bir sokak yürüyüp yani şehrin gerçekleriyle yüzleşmek mümkün. Bu Havana yani karşıtlıklar şehri. Yani yalnızca ufacık bir alan. Ufacık bir alanda görebiliyorsunuz o yaratılan imajı. Oğlanın dışına çıkışınız, adımınızı ilk atışınızla yani şehrin gerçekleriyle karşılaşmak mümkün. İşte size kaldığım mahalleyi göstereceğim demiştim. İşte burası. Yani gece oldu mu bayağı ıssızlaşıyor. Bu çöp yığınları her yerde olduğu gibi burada da var. Evlerin durumu. Ya şu burası benim kaldığım yer şu an. Şöyle bir yer. Burası İspanyol koloni döneminden kalma bir ev. Zamanında bunlar hep insanlara bedava verilmiş. Ama o insanların şu an torunları var, torunların çocukları. Bu kaldığım yer hostel olarak kullanılıyor. Şimdi bu böyle bir gün olmuş oldu benim için. Bayağı yorucuydu. Sabah tura katıldım. 3 saat orada yürüdüm. Ondan sonra bir şeyler atıştırdım. Bu hediyelikleri aldım, sanat eserlerini falan. Sonra biraz daha yürüdüm. Arabayla tura çıktım. Biraz daha yürüdüm. Akşam yemeği yiyip eve geldim. Uzun bir yolculukta. Yarın değil sonraki günde dönüşüm var İstanbul'da temelli. Yani sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.